Yeni bir işlemci videosuyla karşınızdayız. Şu an hangi işlemci neslindeyiz Recep? AMD tarafında Ryzen ne var karşımızda? Ali, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcileri kullanıyoruz şu anda. Ya şu mimari adıyla işlemci seri adlarını bu kadar karışık yapmasalar. Yani şu an basit Zen 3 ama Zen 4 deniyor. Sonra Ryzen 6000'de mi 7000'de mi olacak? Hangi işlemci hangi mimari olacak? İşlemci üreticilerin hep orada bir muallaklığı var Recep. Evet, mesela Zen 3 işlemcileri Ryzen 4000 kod adıyla bekliyorduk. Fakat Ryzen 4000 serisi APU olarak çıktı. Masaüstü işlemciler ise Ryzen 5000 olarak çıktı karşımıza. APU'larda hep bir nesil eski mimariyi kullandı. APU'larda güncel mimariyi kullanmadı. Ortalık olduğumuz size çorba. Yani kullanıcının kafası nasıl karıştırılır? Biz de kullanıcının kafasını nasıl açarız diye bakıyoruz. İşte o yüzden Ryzen 6000'den neler beklediğimizi şu an konuşan haberleri bir anlatalım istedik. Öncelikle birinci nokta soket değişecek arkadaşlar. Şimdi AMD'yi tebrik etmek lazım. Bak kaç tane işlemci çıkardılar hep soket aynı derece. Evet Ali, Zen, Zen Plus, Zen 2, Zen 3. 4 nesil boyunca aynı soketi kullandılar. Sen şimdi mimarileri sayıyorsun. Ben 1000, 2000, 3000, 5000 diyorum. 4000 alt diyoruz. 4000 çıkmadı. Onu da unutmayın lütfen. 4000 APU olarak çıktı. 4000'i saymıyorum yine de. 4000 olarak bir işlemci ben alıp kullanamadım. Arada bir de XT çıktı filan ama neyse. İşin özeti şu ana kadar aynı anakartı kullandık. Artık yeni anakart kullanacağız arkadaşlar. Evet, AMD için soket değişim zamanı geldi. Ki AMD bize bir toplantıda şunu söylemişti. Ryzen 5000 işlemcileri AM4 sokete getirme konusunda epey zorlandık. Çünkü çekirdek sayısı arttı. Buna ek olarak PCI Express 4.0 desteği geldi. Yani pin sayısı aynı kalmasına rağmen işlemciye o kadar çok özellik ekledik ki bunu sokete yerleştirmekte bayağı bir zorlandık dediler. Aslında yeni anakart çıkartmadılar diye bir olay yok. Yeni anakart çıkarttılar. Eski anakartlara taktığınız zaman PCI Express 4.0'ı alamadınız. Yani bütün özellikleriyle birlikte gerçekten yeni bir anakart almayı yine gerekli kıldı bu 5000 işlemciler. Evet. Ama bunun karşılığında iyi şeyler verdiği için kullanıcılar bunu görmezden geldi. Eski nesil anakartıma da bu işlemciyi takabilirim. Anakartımı sonra güncelleyebilirim. Bu tür avantajlar olunca kullanıcılar o kadar acımasız davranmıyor. AMD'de o konuda sözlerini tuttuğu için çok büyük puan aldıracak. Kesinlikle. Şimdi Zen 4 Ryzen 6000 ile birlikte yeni bir soket gelecek. Bununla birlikte işlemcinin içerisindeki bellek kontrolcü değişiyor ve DDR4 yerine artık DDR5 desteğine geçiyoruz. Ne yapacağız? DDR4'leri çöpe mi atacağız? Hayır. DDR3'lerin fiyatları nasıl oldu? DDR4'lerin fiyatları nasıl olacak? Piyasada kalmaya devam edecekler. Hatta değerlenebilirler bile. Evet. Buna ek olarak PCI Express 4.0 var şu an AMD'de. Fakat yeni soketle birlikte PCI Express 5.0'da geçirebilir. Bu konuda kesin bir bilgi yok henüz. Rakibin PCI Express 5.0 üzerine çalıştığı konuşuluyor. Bir sonraki işlemciler için bu sefer AMD geride kalmak istemeyecektir. PCI Express 4.0, 5.0 pratikte bir fark olmasa bile pazarlamada büyük bir etkisi olur ya da SSD'lerde çok büyük fark yapar. Ben eminim PCI Express 5.0 üzerine AMD'de çalışıyor olacak. Muhtemelen Ali. Bir de performans artışından bahsedelim. AMD yeni seriyle birlikte muhtemelen %25 bir performans artışıyla çıkacak karşımıza. Çok yüksek bir sayı. Şimdi ben aslında 6000 serisinde bu kadar yüksek bir performans artışı olup olmayacağından emin olamıyorum. Çünkü sebebi şu. AMD'de 2 tane işlemci tasarım ekibi var. Bir tanesi önceki Ryzen'ları tasarladı. Bir tanesi Ryzen 5000'i tasarladı. Şimdi ilk tasarımda çok büyük bir sıçrama yaptıktan sonra bunu biraz daha pişirdiğim bir işlemci piyasaya sürmen lazım. Yani 6000 serisi 5000 serisinin biraz elden geçirilmiş verimliliği ve performansı arttırılmış hali olması gerekiyor. %10, %15 filan desen daha makul bulacağım. %25 bana biraz yüksek geldi. Ali, açıkçası ben imkansız diye görmüyorum. Çünkü AMD 7 nanometreden 5 nanometreye geçerse orada hem frekansları artırabilir hem de güç tüketimini düşürebilir. Bu sayede o artışı sağlayabilir. Aynı mimariyi de bazen alıp daha küçük nanometreye ölçeklediğiniz zaman da artış elde edebiliyorsunuz. İki tane yol var. Bir tanesi sıfırdan tasarlayacaksınız. Bir tanesi olan tasarımı farklı nanometreye uygulayacaksınız. Fakat bu böyle fotokopi kağıdını alıp da büyütelim abi, küçültelim abi, basalım gibi gerçekleşmiyor. Bir hata oluyor. İşlemciyi üretemiyorlar bazen ya da aylarca gecikebiliyor. Kolay bir şey değil aslında. Kesinlikle. Eğer kolay olsaydı Intel'in 10 nanometre tasarlayıp 14 nanometre olarak ürettiği işlemci çok daha yüksek performans vermeliydi. Kesinlikle. 10 nanometre için üretim 14 nanometrede basınca kötü oluyormuş. Şimdi AMD'de de öyle bir risk var o zaman. 5 nanometre için tasarlayıp da 7 nanometrede üretirlerse bekledikleri gibi çıkmayabilir. 11. nesil Intel'de olan olayın daha ufak çaplısı yaşanabilir. Evet ama AMD belki bu konuda biraz daha tecrübeli olabilir. Çünkü hatırlarsan ilk işlemciler 14 nanometreydi. Sonra 12 nanometreye indi. Sonra 7'ye indi. Bütün bunlar esnasında performans artışını gördük. Evet gördük de şunu diyorum. Üretim tesisi hazır olmazsa 5 nanometrede bir aksaklık olur da 7 nanometrede kalırsa. Fakat işlemciyi 5 nanometre için tasarlamış olurlarsa son dakikada adapte etmek ya da planlarda değişiklik yapmak zor olabilir. Intel'in başına bu geldi biraz da. Kesinlikle şu anda çip üretimi konusunda bir sıkıntı var. Umarız bu tür sıkıntılarla karşılaşmaz firma. Karşılaşırsak çok iyi giden bir imaj ve çok iyi giden bir performansla bir tökezleme olacak. Kullanıcıların gözünde kredi kaybedebilirler. Evet. Son olarak her şey yolunda giderse Ali, AMD'nin yeni nesil işlemcileri 5 GHz hızına çıkabilir. Çok güzel olur. Yani 5 GHz hızında bu 5000 mimarisinin üzerine biraz daha geliştiğini düşünüyorum. Performans zaten güzeldi. Çok daha güzel olur. Tek çekirdekte gerçekten bu AMD'yi uçurur. Rakibin yakalamasını çok çok zor hale getirir. Daha önceki Zen 3 tabanlı işlemcilere göre eğer bütün bunlar gerçekleşirse bizi çok büyük bir sıçrama bekliyor. Kısmen bile gerçekleşse tatmin edici bir artış olabileceğini öngörebiliriz. Evet. Tabii DDR5'in getirdiği avantajlardan da yararlanmalar olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada DDR5 5000 MHz gibi frekanslar konuşuluyor artık. AMD'nin mevcut mimaride zaten bir tane sıkıntısı Recep. Bu Infinity Fabric dediğimiz şeyin RAM frekansına doğrudan bağlı olması. Evet. AMD işlemcilerde sevgili izleyiciler düşük frekanslı RAM kullandığınız zaman işlemcinin performansını düşürmüş oluyorsunuz. Yani yüksek MHz'de yüksek frekansın ötesinde düşük gecikmeli belleklere AMD'nin çok ihtiyacı var. Bellek üretimi de bu işlemcilerin performansını belirleyeceğine göre DDR5 şu an en çok AMD'ye yarayacak gibi duruyor. Ya da eğer DDR5'te aksama olursa en çok AMD'ye zarar verecek gibi görünüyor. Evet, bakalım. Bütün bu gelişmeleri yakın zamanda göreceğiz diye umuyoruz AMD'nin Zen 4 tabanlı Ryzen 6000 işlemcileriyle birlikte. Bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.